Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri dedik susuzluk. Küresel ısınmanın etkileri artık gözle görülebilir, hissedilebilir halde. Türkiye'de de küresel ısınmanın etkilerini en çok hissettiğimiz alan su krizi tabii ki. Şimdi sizlerle göllerin küçülmesi, barajların doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere geldiğini neredeyse her gün paylaşıyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Konuyla ilgili Tarım Bakanlığı da su verimliliği seferberliği başlattı. Şimdi uzman bir konuğum var. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'la bu su krizini ve su seferberliğini konuşacağız. Hoş geldiniz Ana Haber'e. İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar Esra Hanım. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su seferberliği girişimi başladı. Suyu daha verimli kullanmak için ne yapmalıyız diye sormalıyım size herhalde öncelikle. Yani siz hep söylüyorsunuz, yıllardır da bunu dile getiriyorsunuz. Bir su politikası, bir yönetim gerekiyor öncelikle diyorsunuz. Evet. Türkiye'nin su politikası nasıl olmalı? Yani bu saatten sonra ne yapmalıyız aslında? Şöyle, bu su politikamızla ilgili olarak atılan adımlar var. Bugün Sayın Bakan da açıkladı. Bir su verimliliği seferberliği başlatıldı. Yaklaşık bir sene sonra bugün de Sayın Bakan tarafından tekrar hatırlatıldı bu, Esra Hanım. Bunun dışında Sayın Bakan'ın bugün sabah yaptığı basın toplantısında da birkaç tane yasanın önümüzdeki dönemde çıkarılabileceğinden de söz etti. Onlardan bir tanesi de su yasası taslağı idi. Bunun yanı sıra taşkın yasası da taslak olarak yine bekliyor. Şimdi Türkiye esas itibariyle yaklaşık 7-8 senedir bir su yasası hazırlığı içerisinde. Sizin de bildiğiniz gibi. Artık ama bu hazırlığı tamamlamak zorunda olduğumuzu bize iklim değişikliği açıkça göstermeye başladı. Neden? Çünkü artan sıcaklıklar ve değişen iklim koşulları, sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi, su kaynaklarımızın üzerindeki basıncı arttırıyor. Peki sadece bir yasa çıkartmakla bunu halledebilir miyiz? Hayır, halledemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Bunun iki yönü var Esra Hanım. Bir tanesi yönetim, öteki kullanım. Yönetim yönünde alınması gereken tedbirler aslına bakarsanız raporlarımızda mevcut olarak duruyor. Kullanım açısından da bizim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve bu alışkanlıklar değişirken aynı zamanda su yönetimi de kendi yönetim anlayışını gözden geçirip onu da değiştirmesi lazım. Ne demek istiyorum? Her iki tarafta da bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Neden? Çünkü su bittiği zaman ortaya yönetilecek bir şey kalmaz da onun için. Ve şu anda geldiğimiz noktada da biraz buraya doğru yaklaşmış gibi görünüyoruz. Nerede? İşte Bodrum'da, nerede? İstanbul'da. Artık İstanbul'da özellikle Avrupa yakasındaki barajlarda ölü hacimden çekilen su kullanılmaya başlandı ve aynı zamanda da yeraltı sularından çekim arttı. Örneğin Büyükçekmece'den artık su alımı durduruldu çünkü ölü hacim olduğu için hani zaten zararlı onun şebekeye verilmesi. Evet, maalesef Esra Hanım, yani bu durum aslına bakarsanız 2 sene 3 sene biraz önce daha doğrusu siz de ifade ettiniz, hani %40 dediniz ya, Trakya'da en fazla kuraklık yaşanan, yağışların azaldığı bölge olarak, evet işte onun etkisi İstanbul'da hemen ortaya çıktı. Marmara bölgesi dediniz, Trakya'da bu daha da fazla hemen ortaya çıkıyor. Ama biz bunu, bakınız, şu anda barajların doluluk oranlarındaki azalma üzerinden takip ediyoruz genellikle, değil mi? Şimdi evet, evet, evet. Şimdi tam onu soracağım. Şimdi İstanbul'u konuşursak, yani en çok gündeme gelen İstanbul olduğu için söylüyorum. %16'da, 17'de işte birkaç barajda, Büyükçekmece barajı başta olmak üzere sanıyorum 3 barajdan da artık su alımı da durduruldu. Şimdi geçtiğimiz hafta yağmurlar yağdı. Yani sağanak şeklindeydi. Biz biliyoruz ki çok da fazla barajlara yaramıyor bu sağanak, hızlı yağışlar. Ama ancak günü kurtarıyoruz. Şimdi biraz önce bizim meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öster'le de konuşurken o da dedi ki 6-7 günlük yağmur yağdı geçen haftaki yağışlarda. Bu bizi günü kurtaracak hale getirdi. Neden böyle oldu? Ne dersiniz? Şöyle, bakınız, İstanbul'da yağışın bizim beklediğimiz yağması gereken yer Trakya bölgesindeki baraj havzaları. Yani Anadolu'ya düşen, Anadolu yakasına düşen yağışlar şu anda İstanbul'un su noktasında geldiği sıkıntıyı giderebilecek yağışlar değil.
Avrupa yakasına düşmesi lazım, baraj havzasına düşmesi lazım. Ani ve şiddetli bir şekilde değil, bizim yağış diye yani beklediğimiz yağış diye tanımlayacağımız yağış cinsi yavaş yavaş o çise çise toprağa doyurarak ve daha sonra akışa geçtiğinde tümüyle bütün sedimenti veya toprağa barajlara yağarak değil de yavaş yavaş akışa geçip baraj haznelerini dolduracak yağışlar. Ama böyle olmuyor biliyorsunuz. Yani büyük bir bölümü kentlere düşüyor. Kentlerde Beton. betonlaşmanın ortaya çıkardığı sonuç nedeniyle hızla akışa geçiyor. Ve Orada yağmur da suyu ayrıştırmasının da olmaması değil mi birçok noktada? kesinlikle çok doğru bir tespit bu. Bakın Yani yağmur suyu yağan yağmur denize gidiyor. Biz onu evet tutamıyoruz. veya işte bazı bölgelerimizde o da gitmiyor. Kanalizasyon boruları, kanalizasyonla taşıma sistemleri yetersiz kaldığı için mazgallardan dışarıya taşıyor ve atık su arıtma sistemlerini büyük oranda riske ediyor. İşte bunlar hep altyapıda bu sorunun daha az zarar verebilmesi için çünkü önümüzde iklim bilimciler ve meteoroloji uzmanları bundan söz ediyorlar. Yani bundan sonra daha da artarak devam edecek şiddetli yağışlar, ani, şiddetli ve kısa süreli ve bunlar da aynı zamanda kentlerimizde sorunlara yol açacaklar. Onun için kanalizasyon sistemimizin yanı sıra yağmur suyu sistemlerimizin de hızla arttırılması lazım. Bu altyapı da mesela bugün Sayın Bakan'ın da ifade ettiği şeylerden bir tanesiydi. Belediyelerimizin bu konuda hem suyun tasarruflu kullanılmasına hem de bu altyapının geliştirilmesine daha fazla önem vermesi. Bunun için ciddi bütçelere de ihtiyaç var ve bunlar programlı. Şimdi biraz önce İstanbul'la beraber Bodrum'dan da bir örnek verdiniz. Şimdi Bodrum'da da biliyoruz ki kuyu suyuna geçildi. Orada da Bodrum'a su sağlayan barajlarda artık damla su kalmadı. Neredeyse bir bardak su kalmadı. Artık kuyu suyuna geçti. Şimdi bazı haberler de var. Bodrum'da kuyular kurumuş haberleri var. Ne diyorsunuz? Bakınız bu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tarafından oradan bilim insanları tarafından yapılan bir açıklamaydı. Yani beni çok şaşırtmadı. Sebebi gayet açık. Bodrum'un nüfusu sabit nüfusu 198 bin. Bu nüfus işte 6 ay 7 aylık turizm periyodunda yaklaşık 10 kat artıyor. Ve bu 10 kat artan nüfusa çok uzun yıllardır sağlanan su kaynağı Bodrum'un su ihtiyacını yeterince karşılayamıyor. İlave suya ihtiyaç var. Bu ilave su da açılan kuyulardan çekiliyor. Yani 150 adet kuyunun yaklaşık 50 adedinin kuruduğundan söz ediliyor. Yani bunun yanı sıra bizi endişeye sevk eden şey bu kuruyan kuyuların yanı sıra Bodrum'da hemen peşinden bir başka haber daha vardı. 5 adet derin kuyu açılarak Bodrum'un su ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir çaba içerisine girilmesi. Yani bizim tespit ettiğimiz şeylerden bir tanesi de şu. Görünmeyen kaynaklar, yeraltı suyu kaynaklarımız sanki sonsuzmuş gibi davranıyoruz Esra. Öyle bir şey yok. Yani eğer bir verimlilik anlayışında suyu yöneteceksek önce yeraltı sularımızdan başlamalıyız. Çünkü diğerlerini görüyoruz. Sizler haberlerde veriyorsunuz. Yani bu durum bizi daha fazla etkiliyor ama yeraltı sularını görmediğimiz için sanki o kaynaklar yani yüzey suyu beslenmiyor da yeraltı suyu besleniyor ve bize sonsuza kadar hizmet eder şeklinde kullanıyor. Son Bu bir doğru değil ve çok risk. sorum olsun size Dursun Bey. Mesela Bodrum'da konuşmaya devam etmek istiyorum. Yani Bodrum nasıl kurtulacak? Yani su mu taşınacak? Ne yapılabilir bu saatten sonra? Bakınız yapılması gereken şey bizim ısrarla söylediğimiz bir Bu arada sürekli su sadece taşıma. Bodrum'da değil tabii bütün turizm merkezlerinde, turizm beldelerinde de benzer sorunlar var. Kesinlikle öyle. Bakın Marmaris, Datça, Bodrum bütün bunlar hareketli nüfusa sahip turizmin turistik bölgeler olduğu için ihtiyaç mevsimsel olarak çok değişiyor. 10 katına çıkıyor. Siz bunu hem atık su arıtımı hem de su temini açısından yönetmekte zorlanabilirsiniz. Doğru. Ama buna yönelik önlemler alma konusunda da öncelikle mevcut suyun en iyi kullanılmasına çaba sarf edeceksiniz. Ve bir de şebekelerde biz bu ilçelerimizde önemli oranda su kayıp kaçaklarının olduğunu biliyoruz.
Yani bugün Sayın Bakan da söz etti ondan. Onu bir kere en azı indireceksiniz. Yani onun dışında su yönetiminde bir talep yönetimine geçeceksiniz ve sizin su yönetimine, suyu kullananların da destek vermesini sağlayacak bir program uygulayacaksınız. Yoksa Bodrum ne kadar dışarıdan su getirirseniz getirin, ne kadar kuyu açarsa açın, bir su açlığı içerisindeki bir ilçemiz. Turistik bir ilçemiz ve bu su yani turistik bölgelerde bildiğiniz gibi çok fazla kullanılıyor ve bunun yani azaltılmasını demiyorum ama daha verimli kullanılmasını sağlayacak birçok tedbire ihtiyaç var. Kuyu açmakla, sadece kuyu açmakla veya yağış beklemekle su yönetilmez Esra. Evet, yani topyekün evet, sizin anlattıklarınızdan anladığımız topyekün bir gerçekten seferberlik gerekiyor. İşte merkezi hükümetle, merkezi yönetimle, yerel yöneticilerle ve vatandaşın bizatihi kendisiyle bütün bir zihniyet belki de dönüşümü, değişimi gerekiyor. Çok teşekkür kesinlikle ediyorum. Kesinlikle doğru. Aynen katılıyorum söylediklerinize. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.